Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir ebeveyn game videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin simülasyonunu yapmışlar. O oyunu oynayacağız. Umarım hoşunuza gider. TC Simülatörü isimli oyunu oynuyoruz. Cinsiyetini seçle. Direktman başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz kendi cinsiyetimizle başlayalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şimdi cinsiyetimizi bir seçelim abi. Erkek dedik. Adını ve soyadını seç. Abdullah Turan diyor. Özkan Aktaş diyor. Kendini seç. Abi kendi adımızı yazalım. Erkanlar Otomotiv hoş geldin. Alican diyor ki dakikada bir istek niye atıyorsun diye. Hadi lan Alican kaydır yukarı git buradan. Kendini seç dedik abi. Adınızı girin. Adımızı abi ebeveyn. Ebeveyn. Dur bakayım. Game. Abi benim adım soyadım ebeveyn game olsun oyunda. Bakalım şey diye yapıyoruz abi. Şu an bildiğin hayat simülatörü oynuyoruz. Kaydet dedik. Uygulamayı kullanabilmek için internet bağlantısı gereklidir diyor. Oğlum dur lan interneti açalım. Bir dakika dur. İnternetimizi açmamışız. Tam açalım interneti. He. Tamam abi internetimizi açtık. He. Şimdi bebeğiz daha abi. Diyor ki yaş sıfır. Bakiyemiz sıfır TL. Gel gel Emircim. Şaka, şaka yaptım kızma istiyor. Anında kızarım hiç acımam valla. Şimdi Ebeven Game bebek de abi yeni yeni doğduk. Kategorisi yok oğlum oyunun. Ne yapayım şimdi? Kategori yanlış diyorsunuz da kategorisini seçemedim yani. Sivas şehrinde erkek olarak doğdum. Ailelerinin nesiller boyu süre gelen bir gelenekleri vardı ve bu gelenek gereği çocuk sahibi olmak zorundaydılar ve dünyaya geldim. Doğum günüm 12 Eylül 2023. Ben Başak burcuyum diyor. Adım Ebeven Game. Annem Meliha Game o bir açık öğretim üniversite mezunu yönetici. 11-20 çalışan. 35 yaşındaymış. Babamın adı da Çağan'mış. Çağan Chan Game. O bir yüksek lisans subaymış. 47 yaşında. Tamam abi. Ne kadar güzel. Şimdi ne yapacağız burada? Başka? Bebek diyor. Kişisel diyor. Yeni yaş. Şimdi sağlığım orta seviyede. Mutluluğum biraz düşük. Görünümüm ortada. Zekam ortada. Şansım ortalarda. Games artı demos olmalıdır diyor. Yani boş ver şimdi. Dur uyusun da biz Abi uyuyacağız da büyüyeceğiz şimdi. Yetişkin olacağız. Bir dakika. Bebeğe tıklayalım. Yok burada bir şey yapamıyoruz. Kişisel diyelim. Finans. Mali durumunuzu görün. Oğlum bebeğim dağılan ben. Benim mali durum mu olur? Ben bence bir yeni yaş alayım hemen kendime. İsmetçim hoş geldin. Cancım hoş geldin. Baba geldi geçtim abi diyor. Hoş geldin Emircim. Tamam abi Erkanlar Otomotiv'den de jetonlarımız da geliyor. Türkiye Cumhuriyeti simülasyonunda TC simülasyonunda ilerliyoruz. Ben bir yeni yaş diyeceğim direkt. Annen ve baban karşına oturmuş. Biri anne biri baba diye hecelerken ilk kelimeni söylemeni bekliyor. Ne diyeceksin diyor. Arkadaşlar sizlerle beraber büyüyelim. Çete soruyorum. Anne mi diyelim baba mı diyelim ilk. Herkes bir yazsın bakayım. Mete diyor ki Me bebek lan adam delirtmeyin beni diyor. Evet bum yazıyor. Baba de demiş Rıfat. Can da baba diyor. Berat anne de diyor. Efe baba diyor diyor. Hasan anne. Tommy anne. Abi anne çok geliyor şu an. Mete baba demiş. Ahmet anne diyor. Berat anne diyor. Abi çoğu kişi anne diyor değil mi? Senin oğlan ilk ne dedi? Benim benim oğlan ne dediği belli. Anne baba hepsini aynı anda söylemiş olabilir yani. Can diyor ki abi abonelik yok mu? Ah kaçırdın kardeşim. Az önceki yayında 30 tane birden dağıttılar. Abi anne çok geliyor chatten şimdi. Chat'i kırmayalım anne diyelim abi biz. Anne dedik. Anne kazandı. Annen ve babanın senin üstünden girdiği iddiayı annen kazandı. Anneni babana sökül paraları derken buldun. Oha üzerimden iddiaya girmişler lan parasına. Bu nasıl bir iş? Yaş bir Teoman müziği bıraktı. Haber. Annem ve babamın benim üstünden girdiği iddiayı annem kazandı. Annemi babama sökül paraları derken buldum diyor. Tamam abi. Bir yaşındayken bu olaylar geldi başımıza. Tekrar buralara bir tıklayalım. Buralarda daha bir şey çıkmıyor. Finans diyor. İlişki diyor. İlişki. Babamla ilişkim yüksek ama annemle ilişkim düşük. Niye lan öyle? Ha babadan para mara da isteyebiliyormuşuz. Açlık falan da isteyebiliyormuşuz lan. Hakaret et diyor. Göster amcana neyse o ayrı bir şey. Aktivite, aktiviteler daha açık değil abi. Aktivitelerin açılması için daha birazcık daha şey olmamız gerekiyor. Tamam bir bir yaşta alalım kendimizi. Dur mutluluk yükselt. Oğlum bu ne? Reklam çıktı anasını satayım? Kapat. Ha mutluluğumuzu şeyle arttırıyoruz. Reklam izleyerek arttırıyoruz. anasını satayım? Xbox hoş geldin. Gabrielcim hoş geldi. Tamam abi o zaman devam edelim. Yeni yaş diyelim kendimize. Kreş. Kreşe başlıyorsun. Okulun adı Adi Turan Kreşi. Özel bir kreşmiş. Süre 2 diyor. Tamam. Yavru vatan ile kriz kapıda. Adi Turan Kreşi'ne başladın diyor. Tamam abi süper. Bir yaş daha alalım. Birazcık daha büyüyelim bence. Buradan başka bir şey seçebiliyor muyuz? Yeni hayata başla. Skor tablası challenge diyor. Olay yaz. Mağaza. Sosyal medya ya tamam bunlarda bir şey yokmuş abi buralarda. Öğrencilik hayatımız nasıl gidiyor şimdi? Eğitime tıkladım. Adi Turan Kreşi. Sınıf, öğrenciler, fakülte. Aa sınıf arkadaşlarım var. Acar Işık, Taygün Acar, Nevade Adalı. Hoş Seda Yalçın'la aramızdaki ilişki kötüymüş. Gül Yalçın, Remzi Şimşek. Bak Gül ile Remzi arasındaki ilişkimiz hiç iyi değilmiş. Vallahi Erkanlar Oto bugün bunu oynayacağız abi. Dur şimdi. Yayınımızda bir sıkıntı yok abi. 10 numara 5 yıldız İstatistiklerimiz sağlam. Tamam abi bunu kapatalım. <laughs> Sınıf dedik burdu zaten. Kreşe bir daha tıkladık. Burada bizim abi bu benim sıfat. Tipe bak lan. Tamam abi geçelim geri. Şimdi tekrardan Dur bakayım. Kişiselde neler varmış? Yine finans varmış. Abi bir yerden sonra babamızdan falan harçlık istiyor. Annemle ilişkim çok kötü ya. Niye böyle? Para iste, para ver, iltifat. Annemize bir iltifat edelim. Dur bakayım. Bu iyi. Annene annem dedin diyor. Bak, anneme annem dedim şey oldu. Bu oyunda sevgili yapabilirsin. Deneyeceğiz. Bakacağız şimdi. Bir dakika. Anneyle olan ilişkiyi birazcık iyileştirdik. Bir tane daha iltifat edeyim. Kapat. Büyük hayran annene dünyadaki bütün anneleri sıralasalar ve bir tane anne seç deseler yine annem olarak seni seçer. Ulan az politikacı değilim ha ben de. Yemin ediyorum. Tamam abi annemle olan ilişkimi de hallettim. Reklamları kaldır yok. Aa annemle Kerimcan Durmaz hakkında konuştunuz. Güzel. Böyle konuştukça şey oluyor. Bir para isteyeyim bakayım annemden. Ama ben bunu hak ediyorum. Annen sana para vermeyi reddetti. Aa, ayıp etti. Reis araba hırsızlığı yapıp koyuna e basarsa çok zengin olursun diyor. Polat hoş geldiniz. Sefalar gidiniz. Tol Game'den gelenler. Ayağınıza o güzel yüreğinize sağlık. Baskın basanındır diyor. Şimdi arkadaşlar biraz büyümemiz lazım bence bunu yapabilmemiz için. Şimdi anne ile olan ilişki orta seviyelerde kalsın abi. Babayla zaten olmuyor. Dur bakayım babadan bir para isteyeyim. Babayla pa mutluluğumuz iyi çünkü. Para iste. Tüm yaptıklarından sonra baban sana ola... Baban sana ondan faydalanıyormuşsun gibi hissetmeye başladı söyledi. Lan 2 yaşındayım 2 2. Nasıl faydalanabilirim anasını satayım? Tol Game'den gelenler hoş geldiniz. Ayağınıza o güzel yüreğinize sağlık. Abi babamla ilişkim bozuldu anasını satayım ya. Alt bir para istedim lan. Haçlık istedim anasını satayım ya. Bu nedir ya? Geç. Bir yaş daha büyüyeceğim ben. Bir yaş daha büyüyeceğim abi. Bir yeni yaşta alayım. Büyük esneklik. Tanıdığınız herkesi etkilemek için hangi beceriyi mükemmelleştireceğinizi düşünüyorsunuz? Hangisini seçeceksiniz? Şimdi arkadaşlar tanıdığımız herkesi etkilemek için bir beceriyi iyileştirmem lazımmış. Bunun hangisini seçmemiz gerekiyor? Şimdi sizden ben bunu seçmenizi istiyorum. Yazma becerimi mi iyileştireyim? Yapı taşı becerilerini mi iyileştireyim? 3 tekerlekli bisiklet sürme becerimi mi iyileştireyim? Diş fırçalama becerimi mi iyileştireyim? Sizlerden bunu bir bana yazmanızı istiyorum. Bakalım chat hangisini tercih edecek? Rıfat yazma demiş. Furkan diyor ki mağazada reklam kapatma gibi şeyler var al abi diyor. Dur şimdi bu eğer beğenilirse diğer yayında bunu yaparız abi. <laughs> Turgutan yazma diyor. Tommy 3. seçenek 3 tekerlekli diyor. Enes yazma. Yazma çok geliyor abi. Kütahyalı da diş demiş. Bekir diş diyor. Hüso yazma diyor. Berat yazma. Ali Arda yazma. Salim. Boom simülatör mü? Değil. Mete yazma. Kaptan Ramirez yazma iyidir abi. Doktor olursun ileride. Parası güzel demiş. Oo, Kütahyalı'dan bir tane daha jeton geldi. Teşekkürler. Abi o zaman şöyle. Yazma becerimizi bir iyileştirelim. Bir dakika. Yazma becerisini bir iyileştirelim. Adını kusursuzca yazana kadar hattatlığını çalıştın diyor. Oğlum daha ikinci yaşımdayım lan ben. Artvin şehrinde sel oldu. Geçmiş olsun. Haberler kötü. Şu aktiviteye bir basayım. Bak burada daha bir şey yapabilirim. Abi biraz büyümem lazım benim ya. Yeni bir yaş alalım. Yeni kardeşin oldu. Adı Aysun Gey. Oğlum 3 yaşına bastım. Hemen kardeş yaptılar lan bana. Ben kardeş istiyor muyum acaba? Ben böyle bir şey... Ben bana bu sorulmadı. Bana bu sorulmadı kardeşim. Neyse, tamam dedik. Adi Turan kreşinden mezun oldum. İyi, kreşimiz de bitti. Anaokuluna başlıyorsun diyor. Özkan Çelik Anaokulu. Abi hayatım çok hızlı ilerliyor yalnız ha. Ben size söyleyeyim. Anaokuluna giderken bize verirler mi acaba şey? Meteciğim iyi geceler. Açıklamada Boom Simulator'u çünkü oyunun şeyini bulamadım. Kategorisini bulamadım. Ondan dolayı bunu işaretlemek zorunda kaldım. Yaş 4 haber poetik justice yani şiirsel adalet. Aysun adında bir kardeşin oldu. Adı Turan kardeşinden mezun oldum diyor. Özkan Çelik anaokulunda başladım diyor. Tamam abi süper. Şu ilişkilerimize bir bakalım. Kardeşimle aram az buçuk iyi. Annemle olan ilişkim biraz sıkıntılarda. Ee, bir iltifat etmeye çalışsam reklam izletir mi bana acaba? Dur konuşma. Onunla konuş. Annenle Mina Başaran hakkında konuştunuz. Mina Başaran kim acaba? Tamam anneyle biraz konuştuk. Bir, bir de iltifat edeyim abi anneme. Annene anneciğim sen benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım. Aslında tek dostumsun. Ve sen beni karşılıksız seven yegane varlıksın dedin dedik abi. Gerçek sevgiyi anneye gösterdik. Bir şey söyleyeyim mi? Anneyle olan aramızı düzeltiyoruz abi. Abi dün oynadım babamla kavga edip üniversiteye gittim. 45 yaşında kör kurşuna gittim diyor. Oğlum durun lan. Merak ediyorum kim abonelik patlatacak demiş Tolgay. Abi Tolgay Game Jim Mr Eagle show yaptı bugün. Bugün şov yaptı adam yani. Tamam abi anneyle olan şeyimizi birazcık düzelttik gibi. Yalnız babayla olan ilişkimize birazcık çekir düzen vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Babayla olan ilişki. Gerçi en yüksek de babayla olan ilişkimiz bizim ya. Komutancım neden spam yapıyorsun canımın içi? Neden spam yapıyorsun? Emin ol senin buradaki yazdığını Türkistan'daki kardeşlerimiz görmeyecek ha. Emin ol valla. Keşke görseler. Keşke şey yapsalar. Ne onun adı? Ee, seni duysalar ama maalesef duyamıyorlar. Şimdi geldik abi ilişkiler kısmından. Ben bir yaş daha alacağım kendime. Bir yaş daha alacağım. Biraz büyüyelim abi. büyünce dananın kuyruğu kopacakmış gibi geliyor bana. Avokado püresi. Akşam yemeği zamanı geldi ve annen sana en sevmediğin avokado püresini hazırlamış. Bir kaşık dolusunu uçak geliyor diyerek kaşığı yaklaştırıyor. Ne tepki vereceksin? Gençler siz seçeceksiniz. Sizin seçmenizi istiyorum. Şimdi annemizin bize verdiği avokado püresini tüküreceğiz mi yiyeceğiz mi ağlayacağız mı kaşağı mı vuracağız? Ya annemizi üzmeyelim aramız düzelsin demiş Rıfat. Enes ye diyor. Berat ye diyor. Kadir ye diyor. Serhat ye diyor. Ali Arda vur diyor. Ahmet ye diyor. Furkan da ye diyor. Abi herkes anneyi üzmeme peşinde ha ben size söyleyeyim. Kütahyalı da ye diyor. Abi yok mu başka fikri olan? Çok merak ediyorum gerçekten. Bu arada 1.9k beğeni değmişiz. Yani ben sizden birazcık da beğeniye yüklenmenizi bekliyorum arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz de aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bekir ağla abi ye çok geldi yiyelim. Annemizi üzmeyelim. Oha. Avokado püresini yedim. Zekam fışkırdı lan. Zekaya bak. Fullendi. Halide Edip Akbayram kültür merkezinde mahsur kalmışlar. Haberler. Annem bana kocaman gülümsedi ve yedikten sonra beni öptü. Abi anneye iltifata falan gerek yok. Annenin dediği yani verdiği yemekleri ye yeterli abici. Bak ben sana söyleyeyim. Tamam. Aktiviteye bir daha bakacağım. Aktivitelerde bir şey açıldı mı açılmadı mı? Hala açılmadı abi aktivitelerde bir şey. Bir tık daha büyümemiz gerekiyor galiba. Tamam yeni yaş dedik. Bakalım bizi neler bekliyor. Bütün sabah oynadıktan sonra annen bir şeyler içmen gerektiğini söylüyor ve kulağa ne hoş geliyor diye soruyor. Ne seçeceksin? Arkadaşlar favori içeceğimiz ne olsun? Su mu? Süt mü? Elma suyu mu? Erik suyu mu? Erik suyu ne lan? Rıfat bildiğin bildiğin TC simülasyonu abi. Hayat gerçek hayat simülasyonu. Şimdi burada büyüyeceğiz. İleride sevgilimiz falan olacak muhtemelen. Şimdi Bekir, Enes, Berat, Gökhan, Kadir, Bunların hepsi süt diyor neredeyse. Kütahlı diyor ki mobil var mı? Abi mobilden oynuyoruz şu an. Çoğunluk süt diyor. Necati elma, elma suyu demiş. Bülent de erik suyu diyor. <laughs> Heh 6. yaş gelmiş. Ezelden beridir ebeveynlerimizin çizdiği yolda adımıza kurulmuş hayalleri kovalarken bir badanacı bu zinciri kırdı. Haberler. Bütün sabah oynadıktan sonra uzun bir bardak süt içtim. Genç Fenerli diyor ki vay mobil oyunlara da başladık. Valla merakımdan oynuyorum bunu. Çok merak ettim. Görmek istedim bir. Özkan Çelik anaokulundan mezun oldun. Hayırlı uğurlu olsun abi. İlkokula başlayacağız muhtemelen. İlkokul. Ülgen Şahin İlkokulu. Özel bir okula başlıyormuşuz abi. Ailemiz paralı belli. Bizi özel okula gönderiyor. Tamam dedim. Ege'de sular ısınıyor. Ülgen Şahin İlkokulu'na başladın. Şimdi ilişkilere bir daha bir bakalım. Anneler falan var. Geç. Aktivite. Zihin beden. Bak kendini geliştirmek için çalış diyor. Kitap. Enstrüman. Dövüş sanatları. Yürüyüş. Ses. Bahçe. ibadet et var. Tamam abi şimdi bir kitap bulalım kendimize. Bugün güzel bir kitapla kıvrılın. Kitabını seç. Siyah köpekler diyor. Tutunamayanlar. Tuna kılavuzu. Bulantı. Sofi'nin dünyası. bozkır kır kurdu. Bücürü ayarla. Abi hangi kitabı seçeyim lan ben? Genç Fener diyor ki ben bunu oynadım en son 180 yaşımda öldüm diyor. Yok Necati Car Parking oynamıyoruz kardeşim. Dövüşe gir, kırmızı kuşak al demiş Furkan da. Oyunun adı TC Simülatör abi. TC Simülatör yazarsanız bulursunuz zaten oyunu. Abi o zaman çeyi seçelim ya siyah köpekleri seçelim yani. Oku. Okumak için bu kitabı seçtin. Tamam abi, okusun. Enstrüman, bir enstrüman pr pratiği yapın. Flüt çalalım abi. Ailene bugün flüt dersi alıp alamayacağını sor. Soralım bakalım ne diyecek? Ailen flüt dersleri almana izin verdi. Helal be. Bugün bir flüt kursuna kaydoldu dedi. Tamam flüt dersi alalım abi. Yeteneğim bir tık arttı bak. Flüt dersinde bir tık yetenekliyim artık. Peki gitar dersleri. Bir de gitar dersi alayım. Soralım abi. Şimdi hangisinde hayır diyecekler merak ediyorum. Onlara sor. Ailen gitar dersleri de almana izin verdi. Oğlum sanatçı bir insan yetişiyor şu an. Gitar dersi al. Onu da aldık. Peki bir de bateri çalalım mı arkadaşlar? Volkan diyor ki abi coin'e bas orada ben yapa yapa 100 milyon aldım diyor. Beşiktaş saplar abi 2 gündür niye canlı yayın? Oğlum 3 gündür açmıyoruz biz canlı yayını. Biraz işlerim vardı hallettik. Şimdi artık devam ediyoruz yayınlarımıza. Başka ne çalsak? Bağlama, saksafon, klarnet, piyano, keman, bateri, cello, bas gitar, elektro gitar. İşte flütle gitar çalıyoruz zaten. Bence bir de bateri şey yapalım ya. Ben oynarken kadına 180 yaşında yıldırım düşmesine öldü Ciddi misin sen? Piyano. Piyano mu deneyelim Rıfat'cığım? Dur piyano demiş. Abi piyano pahalı kaçar bak bizim aileye söyleyeyim. Ailene bugün piyano dersi alıp alamayacağını sor. Sor kardeşim. Ona da izin verdi. Piyano kursuna kaydol. Abi piyano dersi de aldım. Abi yeter. Sanat kusacağım. Dövüş sanatları. Aikido, Jiu Jitsu, Judo, Karate, Kung Fu, Taekwondo. Hangisine yazılalım? Chat. Şu an chatteki herkes bana bir tane spor şeyi söylesin abi. Aikido mu? Jiu Jitsu mu? Judo mu? Karate mi? Kung Fu mu? Taekwondo mu? Şimdi Rıfat Taekwondo demiş. Bülent Judo diyor. Kadir de Taekwondo diyor. Genç Fenerli ailemiz milyoner maşallah. Hesapta o parayla gülmekten 53 yaşında öldü. Tekvando diyenler çok fazla var. Deep D Poyraz X Tekvando demiş. Baba geldi kendini sağ köşeye al. Yazıları göremiyoruz demiş. Hemen abi, hemen müdahalede bulunalım. Bir saniye. Şöyle aldım mı? Çözeriz herhalde, değil mi? Daha güzel oldu. Abi Tekvando çok geldi. Tekvando bir prati yapalım. Ailene bugün tekvando dersi alıp alamayacağını sor. Fiyat 500 TL. Oğlum piyano kursuna gönderen aile herhalde beni tekvandoya da gönderir yani. Onlara sor. Ailen tekvando dersleri almana izin verdi. Oğlum yemin ediyorum var ya harika bir ailem var ya. Bu arada yazılar küçük geliyorsa sevgili TikTok, Twitch'te geniş ekranda oynuyoruz bilginiz olsun. Twitch hesabınız varsa Twitch'ten daha kocaman bir ekranda izleyebilirsiniz bilginiz olsun yani. Abi sen yokken Fener Kupa aldı, Neredeydin? Beraber kutlardık diyorsun. Valla tebrik ederim. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı aldı değil mi? Tamam abi. Şimdi. Mevcut kemer yok. Bugün bir tekvando kursuna kaydol. 500 liraya tekvando dersi alıyoruz abi. Bir tekvando dersi aldım ve yeni bir kemer kazandım. Beyaz. Arkadaşlar tekvando'ya yüklenelim. Bir ders daha alalım. Sarı kemer oldum. Bir tane daha. Turuncu kemer oldum. Bir derdi daha. Yeşil kemer oldun. Oha. 20.500 TL oldu la. Abi bu yaşta nereye gideceksin diyor. Poyraz diyor ki abi izlemek için senin vallahi geldim buraya. Hoş geldin kardeşim sefalar getirdin. Arkadaşlar şu an ben kaç yaşındaydım lan? 6 yaşında mıydım ben? 6 yaşında şu an bildiğin tekvando'da yeşil kuşaktayım yani. Abi biz aile zengin. Yapıştır anasını satayım. Bir tane daha ders. Mavi kemer. Bir tane daha lan. Kahverengi kemer. Abi tekvando'da 30 bin lira. Ders başına 30 bin lira olmaya başladı. Çocuk 5 dakikada tekvando profesör oldu. O, vallahi öyle. Al ulan bir ders daha. Siyah kemer. Abi siyah kuşak olduk biz. En, en, en şeyi neydi abi? En, en üstü neydi tekvando'da? Kırmızı kuşak mıydı? TC değil bu. Olsa bu bu kadar kursa para vermezler. <laughs> Abi siyah kuşağız. Bir dakika bir tane daha deneyelim. Kırmızı beyaz oldu. Bir dakika gençler burada kırmızı. Oğlum ben bildiğin şu an olimpiyat sporcusu olacağım neredeyse. Bir tane daha aldık. Tamam gençler kırmızı kuşak olduk. 45.000 TL. Bir tane daha ders alınca ne olacak onu merak ediyorum. Yok abi. Tekvando'da kırmızı kuşakta kaldık. Şu an manyak bir kırmızı kuşak karateciyim ben. Dövüş sanatlarında. Tamam abi bunu bir, bir senede kendimizi bu kadar... Aa aşk diyor. Aa, doktor diyor lan. Estetik cerrahi. Kişisel bakım. Rehabilitasyon. Aşk diyelim bakayım. Randevuya çıkmak randevu bul. Oğlum daha kaç yaşında çocuğum lan ben. İlkokula gidiyorum lan ben. 7 yaşındayım oğlum ben. Adamlara vurma adamların beyni uyuşur. Bence baba pişman oldu. Valla bence de baba pişman oldu ama şu an sağlığım iyi durumda. Mutluluğum iyi durumda. Görünümüm iyi durumda. Zekam zaten on numara anasını satayım. Baksana zekaya. Fulledik anasını satayım zekayı. Ben bir yaş alayım kendime. Yusuf. Kesene bereket. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz bu arada. Jeton krallığını yenilenmeyi bakalım kimler jeton krallığında kendini uzun süre tutacak. Öğle yemeği vakti. Televizyonda çizgi film izlerken annen öğle yemeğinde ne yemek istediğini soruyor. Ne seçeceksin? Yoğurtlu makarna, bisküvi pastası, meyve salatası, çiğ köfte. Arkadaşlar bir seçer misiniz? Rıfat zeka fışkırıyor şu an. Ahmet çiğ köfte demiş. Kadir yoğurtlu makarna demiş. Abi yayını izleyen herkesten mutlaka bekliyorum ben bir teklif. İsmail meyve. Genç fenerli o çiğ köfte vazgeçilmez diyor. Poyraz da çiğ köfte demiş. Bülent makarna diyor. Çiğ köfte, yoğurtlu makarna. Abi yoğurtlu makarna çok geldi şimdi. Yalan yok. Chat'te yoğurtlu makarnayı çok gördüm ben. Meyve, çiğ köfte, yoğurtlu makarna. Şu an kimin canı ne çektiyse onu yazacaktım. <laughs> abi yoğurtlu makarnayı seçtim. Cem Yılmaz eski tadı vermiyor diye haber yapmışlar. <laughs> tamam abi yoğurtlu makarnayı seçtik. Sağlığımızda falan herhangi bir şeyde bir değişikliğimiz yok. Peki aktivitelerde kendimize şimdi yeni bir şey bulalım. Bir doktora gideyim bakayım ne durumdayız. Batı tıbbını ara. Doktor hangi yerel doktoru görmek için randevu alacaksınız diyor. Doktor Suat'ın itibarı, Doktor Zena'nın itibarı, Doktor Ela'nın itibarı, Doktor Levent. Oğlum bu doktorlar dizisindeki karakterleri almışlar lan buraya. Şaka gibi ha. Levent'i seçelim abi en çok yeşil olan o. Levent neredesin burada? Aynen böyle devam. Doktor Levent şu anda herhangi bir rahatsızlığınızın olmadığını tespit etti. Karı kız peşinde koşuyor Levent. Anasını satayım bize, bize düzgün kontrol etmemiştir ha. Peki. aktivitelere tıkladım yine. Doktorda bir şey yok. Abi aşkla meşkle işimiz yok. Ergenliğe geçtikten sonra aşk olaylarına gireceğiz. Bir dakika. Zihin beden. Şimdi birazcık enstrümanlara kendimizi yüklenelim abi. Bateri dersi alalım bir. Ailemer her alta izin veriyor anasını satayım zaten. Bateri dersi aldım. Şöyle bir kendimi... Abi şu an var ya mükemmel insanı yaratıyoruz ya. Bütün özellikleri best olacak bak şimdi adamı. Bateri dersi alıyoruz. Paso bateri dersi alıyoruz. Kaç para acaba bateri dersi? Şu an bateri kendime basıyorum abi. Bir yerde aile herhalde coklayacaktır. Parası bitmiyor lan aileyi. Ergenliğe kadar yaşarsak tabi. Allah Allah bir de öyle bir durum mu var? Abi şu an bateri yalnız bildiğin bir dünya markası olma yolunda ilerliyorum. Bak yeşil oldu bateri. 10 parmakta 10 marifet. Bu yaşta her şeyi biliyoruz. Abi harikayız ya. Şu an bateride ders verecek seviyeye geldim. Dur bateriyi fullleyeceğim kendimde abi. Şimdi bak karizmaya baksana. Tekvando'da kırmızı kuşağım. Daha 7 yaşındayım bak. Yanlış olmasın. Tekvando'da kırmızı kuşağım. Bateride 10 numara bateri çalabiliyorum. Fullleyeceğim abi bataryayı. Madem ailem benim önümde durmuyor bu şey yani arkamda duruyor bu konuda. Tamam abi bataryayı fullledim. Şu an mükemmel bateri çalıyorum yani. Flüt de Abi flüt sarmaz ya. Flütte ne olacak anasını satayım. Bateri iyidir. Peki başka ses dersleri al diyor. Yürüyüşe çık diyor. Dur bakayım bir yürüyüşe çıkalım abi. Gezin diyor. 5 dakika diyor. Gezin abicim. Doğal bir manzara boyunca baştan sona keyifli bir gezintiye çıktınız. 0,09 kilometre yürüdüm. Baya bir zevk almışım. Yürüyüşü de seviyorum. Ses dersi alalım bir de. Ailene bugün ses dersi alıp alamayacaksın. Size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar ben galiba kırmızı kuşak karateci olup aynı zamanda bateri çalabilen bir şarkıcı olacağım burada. Yürüyüş ne ya? Bisiklet sür. Çocuksun sen diyor. Abi futbolcu ol. Necati diyor ki bana kim abonelik hediye etmiş ya yeni fark ediyorum. Evet kardeşim geçen yayında abonelik şov oldu. Tekrardan TikTok'taki kardeşlerimi hatırlatayım. Arkadaşlar Twitch hesabınız varsa şu an bu oyundaki yazılar küçük geliyorsa orada geniş ekranda izleyebilirsiniz. Burada daraltmak zorunda kaldım mı Twitch'te de yayınımız aktif bir şekilde şu an devam ediyor. Orada geniş ekran kocaman. Hani telefonu yan çevirip rahat rahat izleyebilirsiniz. Peki ses dersi izin verdi. Maşallah yemin ediyorum aile ses dersinde. De önümüzde durmadı. Abi sesi de fullüyorum ben kendimde. Şimdi bu saatten sonra birazcık kendimi büyüteceğim. B bakayım derslerimde başarılı olacak mıyım abi. Şimdi hem okul hem bir yandan ses kursu. Hem bir yandan işte yetenekler. Abi şu an Sezen Aksu gibi oldum anasını satayım. Bütün özelliklerim on numara. Arkadaşlar şaşırmayın aile şey izin veriyor. Kesin bunun karnesine de bakmazlar. <laughs> Yarı karnesi kötü gelecek olanların gözü yaşlı. Tamam abi bir dakika son. Evet fullledik abicim. Tamam mükemmel. Mükemmel abi. Bir yaşını sevmeyen açlık vermeyen aile o kadar kursa para veriyor. Ha şimdi bakayım bir dakika. Şu an baya her şeyin fullendi gibi neredeyse. Görünümüm de iyi. Ses dersleri de aldım. Şimdi ilişkilerden babayla olan ilişkime bir para isteyim bakayım babadan. Baba biraz para ver be. Baban para için yalvarmayı bırakacak mısın bilmek istiyor. Baba bir alt tarafı 10 lira para vereceğim. Anasını satayım ya. O kadar kursa gönderdi, o kadar şey yaptı. İbrahim tatlı ses gibi oldu. Abi diyor Necati. Baba geldi diyor ki sıkıldım. Vallahi yapacak bir şey yok. Bugün bunu oynayacağız. Cengiz abi selamünaleyküm yayınlar hoş geldin. Sınıfta kalıyoruz çok şükür. <laughs> Babanla soy ağacı e-devlet hakkında konuştunuz. Baba hiç muhabbetin sarmıyor ben sana söyleyeyim ha. Ona hakaret et. Neyse etmeyeceğim hakaret. Adamla zaten ilişkimiz pamuk şeyine ipliğine bağlı. Bir yaş daha alalım abi. 9 yaşımıza basalım. Aile tatili. Annen seni ve kardeşlerini köye götürmek istiyor. Ne yapmak istersin? Mutlu ol ve hemen hazırlan. Şikayet et ama git, gitmeyi reddet. Bakın inceden ergenlik belirtileri başlamaya başladı arkadaşlar. Abi neden karneden bahsettin yani? Evet hangisini seçelim? Mutlu ol ve hemen hazırlanı mı? Şikayet et ama git mi, gitmeyi reddedi mi arkadaşlar? Sizlerden bekliyorum bakalım. Gerçekten sizleri fikirlerini merak ediyorum boyunda. Gürkan ikinci seçenek şikayet et demiş. Xpatu mutlu oluyor, Serhat da mutlu oluyor. Hacı Necmettin kesene bereket bu arada. Hemen hazırlan diyenler var abi. Ağırlıklı olarak hemen hazırlan diyorlar. E tamam hazırlanalım abi. Mutluyuz. Köye gideceğiz. Annen hazırlanmana çok sevindi. Bak annenin annenin keyif yerine geliyor yavaştan. Süper. Cem Uzan'a hapis şoku. O abi oha anasını satayım. Adamı sürekli hapis mi çıkıyor? Tam ailemizle beraber köye tatile gittik. Bir yaş daha alalım abi. Sınıfta derse başlamadan önce koridorda okulun zorbası seni itekleyip geçiyor. Ne yapacaksın? Arkadaşlar biz kırmızı kuşağı boşuna almadık. Evet normal zamanlarda tasvip etmiyoruz ama okulun zorbası bizi itekleyip geçiyormuş. Ne yapacağız abi? Tartışalım mı? Önemsemeyip devam mı edelim? Yanıt vermeden geçelim mi? Herkesten bekliyorum abi. Poyraz 3 diyor. Gürkan 1 diyor. Beşiktaş 1 diyor. Enes 1 diyor. Necati dal demiş. Rıfat yanıt vermeden geç diyor. Döver bizi demiş Furkan. Oğlum nasıl dövüyor lan bizi? Elimiz armut mu toplayacak bizimle? Anne ve baban seviyen düşer o yüzden 3 demiş. Bak Rıfat stratejik yaklaşıyor abi. Ama çoğunluk abi kafa göz dal demiş. Dalıyor. Daldım. Zorba ile tartıştım ve biraz darbe aldım diyor. Sağlığım bir tık düştü galiba. Avlanma mevsimi başladı. Evet 10 yaşında ilk kavgamızı yaptık arkadaşlar. Benim yalnız paraya para lazım abi. Bakiyem 0 TL ya. Neyse bir yaş daha alalım abi. Dışarıda gezerken çok güzel çiçekler gördün. Ne yapacaksın? Biraz su ver, onları kopar. Chat seçiyorsun. 1 mi 2 mi? 1 bir, biraz su ver, 2 onları kopar. 10 yaşında ne parası abi diyor. Olsun oğlum cebimizde bir paramız olsun ya. Kendimizi savunduk arkadaşlar. Yani çok da dalmadık. Rıfat bir diyor. Herkes 1 diyor abi. Biraz su verdim. Çiçeğe su verirken bugün hiç su içmediğini hatırladın. Su içmeyi unutmamalıyız diyor. Burada da sosyal mesajı vermiş oyun bize. Teşekkür ediyoruz abi. Adana adliyesinde kavga. 5 ölü, 14 yaralı. Çüş. Peki kaç yaşındayız? 11 yaşındayız abi. İlk sevgilimizi yapalım mı? İlişki. Oo anneyle olan ilişkimiz rezalet durumda ya. Dur anneye bir iltifat edeyim ya. Annene annem dedin diyor. Annemizle yani yemin ediyorum ilişkimiz çok dalgalı abi. Birden düşüyor bir annem diyoruz düzeliyor ha. Tamam güzel. Peki anneden bir para isteyelim. İşte bu be ana be. Ana gibi yar olmazmış vallahi bak. Annen sana 14 TL para verdi arkadaşlar. ilk paramızı aldık abiciğim. 14 lira paramız var mükemmel. Mükemmel. Ulan baba utan utan kendinden. Anne ne varsa anne de var işte bak. Anne para verdi. 14 lira paramız var. Aktivite. Abi hala şeylere giremiyoruz. Aşk sevecek birini bul. Gençler parayı bulduk bozuyoruz kendimizi hemen. Randevuya çıkacağız. Spor salonunda tanıştığın bir kadın sana çıkma teklif etti. İsmi Yeliz Acarmış. 12 yaşındaymış abi. Biz kaç yaşındaydık lan? Biz 11 yaşında mıydık? Anne cimri çıktı bu devirde. Ne alacağız 14 TL diyor. Gençler bir dakika şimdi öyle düşünmeyin abi. Abi geçen ben istedim 4000 verdi. Maşallah Furkan. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Kesinlikle öyle. Arkadaşlar şimdi bu kız çılgın bir kızmış. Çılgınlık seviyesi yüksekmiş. Biraz geri zekalı gibi duruyor. Çünkü zeka seviyesi düşük. Görünümü de tıraş. Kendinden büyükle daha iyi anlaşılsın diye istiyor. Ne yapalım arkadaşlar? Bir sevgili olak mı yoksa red mi edelim? Ahmet beğenmedi kızı. Can da beğenmedi. Gürkan da beğenmedi. Batu ol diyor ya. Nefes alsın yeter diyor Batu. <laughs> Serhat da beğenmedi. Enes de beğenmedi. Genç Fenerli de beğenmedi. Furkan daha iyisini bulursun diyor. Rıfat da reddet demiş. Yeliz'ciğim kusura bakma. Hani iyisin hoşsun ama biraz boşsun. Çünkü zekan çok düşük. Ben kendimden düşük zekalarla çıkmıyorum. O yüzden reddediyoruz arkadaşlar. Tamam reddettik. Bir anda bir daha deneyelim. Spor salonunda tanıştığım bir kadın. Çolpan Demir. Çılgınlık seviyesi biraz daha düşük. 9 yaşındaymış. Oğlum bu ne lan anasını satayım. Reddet abicim ben biraz daha büyüyünce sevgili yapacağım kendimi. 14, 14 lira para var lan cebimizde. 14 lira 11 yaşındayım lan ben. Devam. Yeni yaş. Oynarken masadaki bardağı kırdın. Ne yapacaksın? Kırdığını itiraf et. Kırdığını inkar et. Valla yani ne olacak abi? Dürüst adamız biz ya. Kırdıysak kırdık yani. İtiraf edelim abi. Kırdıysak kırdık. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahsettiği bir haber yapmış. 12 yaşındayız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sınavda kopya çekme. Sınavda yanınızdaki öğrencinin cevaplarına bakmaya başlıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kopya çekmeye devam et. Kopya çekmekten vazgeç. Yanınızdaki öğrenciye söyleyin diyor. Neyi söyleyeceğim? Senden kopya çekiyor mu diyeceğim? koppe çekmeye devam edelim abi. Koppe çekmek çok sağlıklı bir şey değil tabii ki. Ta ta şey yapmıyoruz, tasvip etmiyoruz ama sanki aynen bence de Furkan devam edersek yakalanırmışız gibi geldi bana. Bence vazgeçelim abi. Bak o kadar kendimizi geliştirmişiz, o kadar şey yapmışız. Böyle ne bileyim bir sporumuzu yapmışız, enstrümanlar çalıyoruz. Bence koppe çekmeyelim abi. Koppe çekmekten vazgeçtik. Kendinizin cevaplarını yazmaya başladınız ve kopya çekmekten vazgeçtiniz diyor. 13. yaşımızda da kopya çekmiyoruz abi. Görünüm bak görünüm kısmı 3. sıradaki abi baya baya şekil olmaya başladık şimdi. Allah var yani. Baya güzel bir sıfatımız, tipimiz, şeklimiz, şevalimiz oturmaya başladı. O yüzden abi güzel. Beğendim. Yani ee, ne onun adı? Yakışıklı bir adam olacağız belli. Zekamız zaten full. Sağlığımız da iyi. Bir şey olmaz sadece müdürün yanına gezmeye gidersin diyor Necati. Müzikle uğraşacağına ders çalış demiş Rıfat'ta. Yeni yaş dedik. Bir grup öğrenci sana yaklaşıp kötü şeyler söylemeye başlıyor. Kavgaya mı girersin yoksa sakin kalmayı mı seçersin? Bunu siz seçin chat. Bunu siz seçin abi. Valla kopya lisede nimet gibi bir şeydi. Valla şimdi bir şey söyleyeceğim. Kavga edip kafa göz dalabilirim. Yani Enes Sakin kal demiş. Gürkan da sakin kal. Beşiktaş kavgaya git diyor. Batu kalabalıklardır diyor. Sakince kavgaya gir. Abi iyi ki 14 TL aldın. 4 yıl oldu harcamadın. Açlık vermiyorlar nasıl satayım ben ne yapayım? Aileyle aram bozulur mu sanmıyorum. Kendimi savunacağım yani. Sonuç itibariyle burada bir grup öğrenci bana yaklaşıp saçma sapan şeyler söylemiş. Dalıyorum lan ben. Daldım. Kütahya şehrinde deprem olmuş. Bir evde büyük hasar oluşmuş. Geçmiş olsun Kütahya'ya. Kavga ettin ve sakatlandın. Abo dur. Aktivite. Hemen abi zihin beden. Yok neredeydi? Doktora git. Batı tıbbını ara. Bizi Doktor Levent ilgileniyordu bizde abi. Doktor Levent'e bir soralım yine. Şu anda herhangi bir rahatsızlığın olmadığını tespit etti. Tamam Levent'ciğim. Sıkıntı yok. Abi şurada bir arada ibadet edelim ya. Bir dakika neredeydi bu? ibadet et. Dua edelim abi. Dua ettiniz hayırlara vesile olsun. Amin. Dini görevler. Dini görevlerini yerine getir. Getirelim abi. Dini görevlerimizi de yerine getirdik. Aa din seçimi diyor. Bak belli bir yaştan sonra dinimizi de değiştirebiliyormuşuz galiba. Şey yok ama bunda anladığım kadarıyla. Rıfat'ın dediği doğru. Babaanne falan yok mu? Yani anneanne babaannenin gidip elini öpüp harçlık koparamıyor muyuz onlardan? Onu anlayamadım mesela. Neyse birazcık daha büyüyelim abi. Kaç yaşındaydık şu an biz? 14 yaşındayız abi. Bakiye 10.2k mı? Aga bir şey söyleyeceğim. Bu para nereden geldi bize? Aylık gider 150. Yıllık gider 1800. Yıllık gelir 12.000. Banka bakiyesi 10.000. Bir dakika. Maaş, vergi, banka hesabı, varlıklar. İyi de abi bu para bana nereden geldi? Ha aylık gelir 1000 TL diyor. Bir dakika. E peki ben bunda şimdi şey yapabiliyor muyum? Tamam bu finans durumu gördük zaten. Öğrenci diyor. Eğitim. Burada eğitim durumumuzu gösteriyor. Abi parayı parayı nerede basabiliyoruz biz? Oyunda üniversite seçerken hukuk okuyun. 2 BMW 3 Mercedes aldım. Parayı çok çok veriyor diyor. Vay be yarışmalardan almışızdır diyor. Abi şeyden mi aldık biz parayı? Ne onun adı? Siyah kuşak karate maritelerden mi aldık? Dur, aktivitede şans oyunları falan açılmıyor. Abi 18 yaşına gelmemiz lazım bizim anladığım kadarıyla. Yeni yaş dedim. Okulda yürürken bir grup çocuk seni köşeye sıkıştırıp kabadayılık yapıyor. Ne yapacaksın? Arkadaşlar bu zamana kadar hiç korkmadık kavgadan. O yüzden bence kendimizi savunalım sadece. Ne dersiniz? Yani diyor ki kavga etmeye çalış diyor. Kaçmaya çalış diyor. Kendini savun diyor. Vallahi Rıfat ben anlamadım bunları derdine benimle anasını satayım ya. Kesin aileden biri cebimize soktu parayı çaktırmayın diyor. Dal gitsin abi ne olur ki iki... daldım abi kendimi savunuyorum. Ülgen Şahin İlkokulundan mezun oldun dedi. Liseye başlıyoruz. Görkay Şimşek Lisesi. Yine özel okuyoruz arkadaşlar. 4 yıl. Kişisel bakım seçenekleri açıldı. Artık ihtiyaçlarınızı kendi tercihlerinizle belirlemesiniz. Unutmayın yapacağınız tercihler hayatınızı etkiliyor olacak. Şimdi yaşam tarzımızı belirleyeceğiz arkadaşlar. Beslenme çöpten ye diyor. Sağlık eksi 4, mutluluk eksi 4, zeka eksi 4 dedi. Mideni doldur. Sağlık eksi 2, görünüm eksi 1, zeka eksi 2. Aylık ücreti 181 liraymış lezzetli ama sağlıksız beslenme var. Sağlığı eksi bir, mutluluğu artı bir, görünümü eksi bir. Vejeteryan ve ucuz. Sağlık eksi bir, mutluluk artı bir, görünüm artı bir. Vegan ve ucuz. Sağlık artı bir, mutluluk artı bir, görünüm artı bir. Lezzetli ve normal beslenme var. Mutluluk artı iki, görünüm artı bir, zeka artı iki. Vejeteryan ve sağlıklı var. Vegan ve sağlıklı var. Lezzetli ve sağlıklı var. Lezzetli ve kaliteli var. Aa lezzetli ve kaliteliye yetmiyor abi. Ha aylık gelirimiz 1000 TL anasını satayım. Bizim 1000 liralık bir şeyle şey yapmamız lazım. Özel ve sağlıklı 3400 liraymış. Çüş anasını satayım ya. Sağlıklı beslenmek de parayla çok pahalı. Valla bence arkadaşlar şu vegan ve ucuzu seçelim bence. Ya da lezzetli ve normali seçelim mi? Lezzetli ve normali seçelim abi. Aylık kişisel bakım maliyeti 766 liraymış. Tamam. Egzersiz. Sadece yürü. Zekamızı geriletiyormuş bu. Düzenli koşuya çık. Fitness'a git. Çok ağır egzersizler yap. Saitama'nın rutinini uygula. Zekamızı eksi 30 yapıyormuş ama olmaz fitness düzenli koşuya çıkalım bence biz arkadaşlar. 51 liraymış bu. Ya da evde basit egzersiz mi yapsak acaba? Yusuf'cum kesene bereket. Sağ olasın. TikTok'lar yollamış Yusuf bize. Ya da evde basit egzersizler yapalım abi. Abi o kadar kursa falan gidiyoruz ya saçma değil mi diyor. Valla şimdi çözeceğiz abi bak. Yemeğe çok para gidiyor. 766 lira. Evde basit egzersizler yapalım. Bu ücretsizmiş. Şimdi temizlik. Duş almazsak ücretsizmiş. Haftada 1-2 kez duş alma 51 liraymış. Haftada 3-4 kez duş alma 96 liraymış. Her gün duş almaz 187 liraymış. En iyi malzemelerle en iyi bakımı yapmak 471 liraymış. Anasını satayım ya. Haftada 3-4 kez alalım bari duş. Tamam. Giyim. Oo, bizim aylık gelirimizi aşacak yalnız bunlar ya. Ucuz kıyafet. Çöpten giyin var ücretsiz. Ucuz kıyafetler 51 lira. Normal kıyafetler 96 lira. Harika kıyafetler var. 187 lira. Eltuncuğum oyun oyun. Türkiye Cumhuriyeti simülasyonu oynuyoruz arkadaşlar. O zaman abi normal kıyafetler giyelim. Mutluluğu artı bir görünümü de artı bir yapıyormuş. Tamam güzel 96 lira. Kurs. Abi kursa gitmeyelim ya. Kurs kurs bir dursun abi. Kursa paramız kalmadı anasını satayım. Bak gitar Allah'tan var ya küçükken kendimizi geliştirmişiz. Bak gitardır bilmem nedir diye. Rıfat yüzmeye gideceğim de. 192 lira benim aylık gelirim 1000 lira anasını satayım. Bak şurada yazıyor. Bence abi hiç şu an bak şu an kursa gitmeyelim. Tamam şu an ayarladık abi. Bir yeni yaş alalım bakalım. Güle güle Brady. Tom Brandy 22 sezon ve 7 Super Bowl galibiyetinin ardından NFL'den emekli olduğunu duyurdu. Ayrıldığına dair haberler ve diğer insanların Brandy'nin liderliğini takip etmesinin zamanının geldiğini düşünüyor. Başka kim emekli olmalı? Kim olursa olsun anasını satayım. Demi Lovato olsun emekli. Bartın şehrinde doğalgaz bulundu. Aa ben 16 kesin seçim zamanı. Ha. Seçim mi geldi lan? Bartın şehrinde doğalgaz bulunduysa seçim gelmiştir abi. Şimdi sağlığımız iyi. Şansımız biraz kötü abi. Futbola gidip muster olmak vardı. Abi büyüdükçe sıkıntılarımız artıyor yalnız ha. Ben size söyleyeyim. Aa tehlikeli işler. Risk al diyor. Dur bakayım. Biraz yaramazlık yap. Yan kesicilik yap. Posta hırsızı. Hırsızlık. Otomobil hırsızlığı. bu. Oğlum size bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun baya kapsamlı ha. Yaramazlık. Bir yaramazlık yapayım bakayım. Yaptığın yaramazlık için olası suç ortağı arıyorsun. Kimi seçeceksin? Yalnız mı? Babanı mı? Anneni mi? Kardeşini mi? Tabii ki de kardeşimi seçeceğim ve suçu onun üzerine atacağım anasını satayım. Muhammed diyor ki tam aradığım oyun diyor. Aysun'u seçtim abi. Kardeşimi seçtim. Suçu onun üzerine kitleriz. Yap. Kirli sırrımız. Sen ve Aysun gece geç saatlerde kimse yokken bir sokak tabelası çaldınız. Oha yaramazlığa bak. Direkt hırsızlıkla başladı anasın. Ta 16 yaşında ilk çılgınlığımızı yaptık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bit bir sevgili yapayım ama kendimi artık. Aa anneyle aramız yine bozuk. Anneciğim gel bakayım bir. Annene garip anam, gusel anam, çilekeş anam, saçının deline kurban olurum dedin diyor annemizin. Mutluluğu arttı abi. Harika. Anne bir hediye alamıyor muyuz ya? Annene bir hediye al. Google Home Mini 5000 TL. Abi yok ya dur anneye o kadar pahalı hediye şimdi dur. Bizim paramız var mı? Anneme ve hemen stres topu alayım ya. Klozet oturağı 250 TL. Beats kulaklık 1250 TL. Sokak tabelasını ne yapacağım hiçbir fikrim yok Necati. Kızcağızın suçu ne? Benim kardeşim olması abi. Valla benim kardeşim olması gayet bir şey yani. Kabahat. Abi anneme bir ee, stres topu alıyorum 1 TL. Ne oldu? Reklam mı yine? Aç diyor. Reklammış abi bu. Kapat. Annene stres topu hediye etti. Annem pek beğenmedi herhalde. Vakit geçir. Annenle kiraz çiçeklerini görmeye gittiniz. Güzel abi. Konuşma. Annenle zoom hakkında konuşuyoruz. Annenin de baya ilgisini çekmiş bu. Tamam abi. Bir para isteyelim anneden biraz. Annen sana 3720 TL verdi diyor. Aga bir şey söyleyeceğim sana. Harika. Yasin hoş geldin. Bu oyun başka oynanılmıyor mu abi diyor. Mobilden oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mobile TC simülasyonu yazdığınızda bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Oğlum anneyle iki vakit geçirdik. 3720 TL para verdi lan. Çok iyi. Anneyle sokakta tabelası çalsaydık. Yok abi annemizi böyle kirli işlerimize karıştırmayalım. Bu tarz işleri kardeşe. Kardeşe. Tamam. Baba bir dakika abi. Babadan para koparabilir miyim acaba? Babayı seçelim abi. Çağan. Şimdi babaya bir iltifat edeyim önce. Babana baba omzu diye bir yer var. İliklerine kadar huzuru hissettiğin dedin dedi. Babadan biraz takdir aldık abi. Babaya da bir hediye verelim abi. Şimdi baba neyden hoşlanır? Hazır babalar günü de yaklaşıyor. Google Home Mini pahalı. Spor salonu üyeliği pahalı. Dart alabiliriz. Saç boyası almayalım. Beats kulaklık. Klozet otura. Anne tarafı zengin herhalde. Dema bin. Abi oyunda şu an yaş kaç? 16 yaşındaydım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 16 yaşında olmam lazım. Diş fırçası. Çiçek topla. Yün kazak. insan kafatası. Hula hop. Cımbız. Karınca çiftliği. Kapşonlu. Dolma kalem. Akıllı hoparlör. Şimdi bizim baba askerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesleği askerdi abi. Baba, şimdi asker neyden hoşlanır abi? Masa kaktüsü hoşlanmaz. Akıllı hoparlörden hoşlanmaz. Oyuncak davul seti alınmaz. Babaya bence ne alalım gençler? Siz ne diyorsunuz? Kazak diyenler var. Diş fırçası. Kalem al. Dolma kalem değil mi? Mantıklı geldi abi. Dolma kalem alalım biz babaya. Neredeymiş abi dolma kalem? Aşağıda mıydı? Dur bakayım. Dolma kalem 51 TL. Verdim abi. Hediye ettim. Babana dolma kalem hediye ettin. Güzel. Şimdi bak Önce bir hediye, önce bir iltifat ettik. Sonra alttan hediyeyi verdik. Şimdi biraz konuşalım. Babanla bir zamanlar Çukurova hakkında konuştuk. Tamam süper. Babayla bir de vakit geçirelim. Babanla çiçek ekmeye gittiniz. Tamam o bir babayla olan aktiviteler artıyor. Şimdi babayı sövüşleme zamanı. Adışım hoş geldin. Asker klozet kapağından hoşlanır. Hadi lan. Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez abi. Kesinlikle. Şimdi para isteyeceğiz babadan. Baban sana ondan faydalanıyormuşsun gibi hissetmeye bak. Ya bu oğlum bu adamı kandıramıyoruz ya. Bu adamı nasıl kandıracağız biz an anasını satayım ben? Babamdan nasıl parayı koparacağım ya? Tamam neyse babaya biraz da şey. Aysun kız kardeşimiz. İltifat. Kardeşine alfa olduğunu söyledin. Bir de onunla konuşayım abi. Kardeşinle Murat Başoğlu hakkında konuştunuz. Ulan ne anlar kız kızcağız Murat Başoğlu'ndan. Abi babayı dövsen hayırsız evlat ol parasını al. Berkay evlerden ıraksın yemin ediyorum ha. Baba akıllı aga. Baba akıllı ne varsa annelerde var. Kardeşimize de bir hediye alalım. Kardeşime klozet oturu alacağım abi. Gitsin önce bir zıçmayı öğrensin. Hediye et. Tamam. Bak mutlu oldu anasını satayım. Bir de vakit geçireyim. Ayy bu ne lan? Açma halkalarında kişilerin ne çekilişe alayım. katıl. Muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakal. Kapat ha. Kardeşinle sinemaya gittiniz. İyi. Kızı birazcık gezdirdik abi. E kardeşine stres topu olurdu. Abi kardeşime ben para vereyim. Kaç para verebiliyorum? 224 lira mı? Hadi lan oradan çok para. Vermem. Gitsin babasından istesin anasını satayım. Geç. Tamam ilişki seviyelerimiz normal abi bunlarla. Devam edelim. Kaç yaşındaydık biz? 16 yaşındayız abi. 18 yaşımıza az kaldı. Hadi bakalım. Mahallede bir grup çocuk gizli bir kulüp kuruyor. Buna küfür kulübü diyorlar ve sadece kötü söz söyleyen çocuklara izin veriyorlar. Ne yapacaksın demiş. Cancım bu arada güller için teşekkür ediyorum. Beni içeri al kahretsin. Boş ver onları kulübü dağıt. Ne diyorsunuz? <laughs> Reklamsız Twitch abonesiyiz video izliyoruz ya diyor. Nasıl bir şey olur? Valla ben de anlamadım. Arkadaşlar küfür kulübüne girelim mi? Girmeyelim mi? Ne diyorsunuz? Kulaklık vardı Allah razı olsun. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Herkes boş ver diyor. Dağıt diyorlar. 3. Kulübü dağıt. Abi bence bulaşmayalım bunlara ya. Emrik dağıt gitsin diyor. İyice bozuldu. Abi evet baya kendimizi bozduk. Bu arada şu an an itibariyle TikTok'taki yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar yayınımız Twitch'te devam edecek. Twitch'e sizleri bekliyorum. Canlı yayında Twitch'te yayınımız aktif şu an. Ebeveyn Game arkadaşlar sol üst köşede yazdığı gibi yazarak Twitch yayınımıza gelebilirsiniz. TikTok'taki kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Şimdilik onlarla vedalaşıyoruz ama Twitch'te devam ediyor olacağız. Evet sevgili Twitch kaldığımız yerden sizinle devam ediyoruz. Şimdi siz ne diyordunuz abi? Çocuklara kötü örnek olmasın dağıt. Abi o zaman dağıttık kulübü. Küfür kulübünden herkese bahsettim ve kulüp dağıldı. 17 yaşındayız abi. Hiç sevgilimiz olmadı daha bu zamana kadar. Bak böyle bir durumumuz var. Yani gram sevgilimiz yok. Sevgilimiz olmadığı için sap sap takılıyoruz. O yüzden bir yaşta alalım. 18 yaşımıza bir ya da dur bakayım. Bir sevgili yapacağım lan. İlk sevgilim 17 yaşında olsun anasını satayım. Aşk. Aa ehliyet alabiliyoruz. Enes Köse hoş geldin. Yasin'cim sen de hoş geldin bu arada. Randevuya çıkmak. Markette tanıştığım bir kadın sana çıkma teklif etti. Selin Köse. Abi çılgınlık seviyesi azmış ama zekası ortalamanın üzerinde görünümü çikin. Güzel kız mı bulalım kendimize abi yoksa böyle çikin kızlarla mı takılalım? Ne diyorsunuz? Chat. Sen söyle ben ona göre tercih edeyim abi. Öğrenciymiş daha 16 yaşındaymış. Bunun ergenlik sivilceleri falan vardır burnunda. Bizden bir yaş küçük. Adaş diyor ki güzel olsun diyor. Enes güzel kız olsun abi demiş. Kayseri'li arkadaşlar abonelik hediye edecek olan var mı? Kaçırdınız oğlum o treni. Şu an kendine abone olan yok. Hani abonelik hediye etmeyi bırak. Senin gibi güzel birine güzel yakışır demiş. Abi reddediyoruz. Güzel bir kız bulacağız dur. Gülşen Kılıç 17 yaşındaymış. Alışveriş merkezinde tanışmışız abi. Ama güzel kız değil abi bak. Şimdi zeki kızlar çirkin oluyor demek ki. Bak zeka seviyesi yeşil. Ama görünümü çikinmiş. Bence de Rıfat. Bu, biraz geliştirilmesi lazım zaten oyunun. Abi bunu da reddediyorum. Bir tane daha deneyeceğim. Allah'ın hakkı güçtür. Nigar Güler 19 yaşında. Oha bizden büyük lan. Bizden 2 yaş büyük kıza. Çılgınlık seviyesi küçük yani azmış. Zekası ortalamanın üzerinde görünümü de iyi. Bak size bir şey söyleyeceğim. Bence bununla çıkalım abi. Bak Furkan Furkan salyaların aktı Furkan. Olur bu sakin ilişki olur. Büyük olsun hayatı 2-0 önde başka. Demiş. <laughs> Necati bu iyi boş ve büyük olsun. Olsun aşkta sınır yok demiş Rıfat'ta. Enes abi aşkın yaşı olmaz. Muhammed kabul. Tamam abi bizim yani tebrik ediyorum. Endüstri Ticaret Meslek Lisesi'nin arka sırasındaki arkadaşlarsınız hepiniz şu an. Kızı görünce, güzel kız görünce dibiniz düştü. Kabul ediyoruz abi. Çıkmaya başladık. Niger Güler ile çıkıyorsun. Abi artık bir sevgilimiz var. Aktivitelerimize bir bakalım. Bir şeyler yapabiliyor muyuz abi Niger'la? Kişisel bakım, kendine zaman ayır. Ay bir masaj yaptıralım lan. Dur. Masaj yaptır. 125 lira. Derin doku, shiatsu, Sivediş tayı masajı yaptıralım abi. Yap. Az önce bir tayı masajı yaptırdın. Çok rahatladık. Güzel abi. Aktivitelerimize bakalım. Başka neler var? Tehlikeli işler. Yan kesicili hırsızlık, otomobil hırsızlığı. Abi bir yaramazlık yapalım. Yok yaramazlık yaptık az önce. Başka bir şey yapalım abi. Hırsızlık mı yapsak, otomobil hırsızlığı mı yapsak? Abi üniversite seçmeden önce mesleklerin parasına bak, sonra üniversite oku. Arda Güler kızmaz değil mi abi diyor? Niye kızsın oğlum? Ha Arda Güler'in kuzeni mi bizim şey? Yengeden izin al abi diyor. Yan kesicilik yapayım bakayım. Sokaklarda biraz hızlı para kazanmayı düşünüyorsun. Vücut geliştirmeci, bodyguard, ayakkabıcı, çocuk, uyuşturucu, profesör. Ay yok abi bunlar çok tehlikeli işlermiş. Bunları beğenmedim. <laughs> ehliyet. Sürücü ehliyeti. Abi bir ehliyet alalım ya. Bugün sürücü ehliyeti için test yapın. 1000 TL. Ver anasını satayım. Aa ehliyet sınavına giriyoruz lan şu an dur. Bu trafik işareti ne anlama geliyor? Düşük banket, kaygan yol, tehlikeli eğim. Hadi bakalım. Gençler size soruyorum. Sevgili chat. Ne bu? Düşük banket mi, kaygan yol mu, tehlikeli eğim mi? Rıfat kaygan yol demiş. Furkan düşük banket. Kayseri de düşük banket. Enes kaygan yol diyor. Gençler. Yanlış anlamayın. Ama bu düşük banket. Ben size söyleyeyim. Sürücü ehliyeti testini geçtin. Aga bu kadar kolay verirseniz sürücü ehliyetini yalnız böyle olmaz. Trafik maganda dolu anasını satayım. Tamam abi. Yeni yaşımıza geçelim. Bakalım yeni yaş bizlerde neler bekliyor. Seçimler yaklaşıyor. Hangi partiye oy vereceksin? Şimdi bağımsız gelenekselci parti, liberal parti, oy kullanmaya gitme, kapitalist parti, sosyalist parti, boş oy at totaliter parti merkezci parti hadi bunu siz seçin be valla bilemedim şu an ilk seçimde ilk oyumu neye kullanacağım ben ya 17 yaşında ehliyet aldık hangi ülke burası diyor valla oyunun adı göya tc simülasyonu ama bana hiç de tc'ymiş gibi gelmedi yani şimdi Bağımsızlara verelim değil mi adaş? Tamam bağımsızla kullandık abi oyumuzu. Seçimlerde bağımsız adaya oy attım. Bu arada arkadaşlar Seçim sonuçlarını, gelenekselci parti %29, liberal parti %20, merkezi partiler %14, totaliter 13, sosyalist 12, kapitalist 12 olarak şu an gelenekselci kazanmış gibi duruyor. Hayırlısı olsun abi seçimler. Şimdi diyor ki 18 yaşındayız, ailen sana 1300 TL harçlık vermeye başladı. Arkadaşlar 1300 TL harçlığımız olmuş. Artık... Bundan sonra yolumuzu bulabiliriz. Bu arada sağlığımız, mutluluğumuz, görünümümüz ve zekamız full. Şu an var ya karizmamızın tavanındayız ya. Öyle böyle değil yani. Hani hayatımızın en popüler zamanında diyebiliriz kendimiz için ama birazcık şansımız kötü. Şansımızı nasıl arttıracağız acaba? Onu merak ediyorum ben de. Şans neyle arttırılır? Aktivitelere bir bakalım. Ana yarışmalar var. Squid Game, yok musun, var mısın diyor. Dur bakayım, yarışmaya bir katılalım. Milyoner olmak isteyen kim? Masterchef, Squid Game var mısın yok musun? Dur lan kim milyoner olmak istere katılalım. Milyoner olmak isteyen kim yarışmasına katıl. Katıldı. İngilizce'de hello ne anlama gelir? Merhaba, iyi akşamlar, selam, günaydın. Merhaba. İşaretledim abi. Bakalım. Süper abi. İyi ki doğru. Çok güzel. Hangi maden Türkiye'de en çok çıkarılır? Demir, altın, bakır, linyit. Aa, hangisi? Linyit. Yok lan demir. Bakır mıydı lan? Ya linyit dedim ama ya. Linyit dedim anasını satayım ya. Abi gerçekten güzel oyun yapmışlar bak. Milyoner olmak isteyen kim yarışmasında ikinci soruda eğlendin diyor. Bir daha katılalım mı lan? Bir daha katılalım anasını satayım. Yarışmalar. Kim milyoner olmak ister? Aa bunda ama reklam izlemek istiyor. Dur reklam izlemeyelim şimdi. Var mısın yok musun? Ya, bu da dur bakayım var mısın yok musun? Katıl abi. Ha, çok güzel. Bak şimdi sizlerle beraber oynayabiliriz bunu abi. Şu an kim? 22 kişiyiz. Harika. Hangi numaralı kutuyu seçeyim arkadaşlar? Birden kaça kadar var abi? Muhtemelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18 tane kutu olması lazım. Squid Game'e katılsana diyor. Dur, orada da katılırız. <laughs> bir daha katıl, joker kullan. Survivor bile gelecekmiş abi. 5 numarayı gördüm abi. 5 numarayı seçtim. E ee, nasıl açtırıyoruz şimdi kutuları? Dur bakayım. Mesela 1 numarayı açtıralım bir. 300 TL açıldı. Süper. Mavilerden gitti. Sıradakini siz söyleyin. Sıradakini siz söyleyin abi. Sırayla seçelim şimdi herkesten. Demabin. Abi bu var mısın yok musun nasıl ben bilmiyorum diyor. Rıfat'ım 8 demiş. Rıfat 8'i seçtim. Rıfat. 10 bin gitti Rıfat. Ağzını tüküreyim Rıfat. Sarılardan açıldı ya. Ma Oğlum mavi hissedenler söylesin ya. Mavi mavi. Mavi bulmamız lazım. Hissiyatına güvenenler söylesin bana. Muhammed 6 diyor. Muhammed 6 yaştık. 750 bak. Muhammed gibi olun. 6'dan 750 çıktı abi. Sıradaki. Yaz abi bekliyorum bak. Chat sen yazacaksın ben ona göre açacağım. Can Dur diyor ki bak ben sana 4 dedim. Memleketimin plakası. Açalım abi 4'ü. 50 lira Can. Adaşım kardeşimsin. Mavilerden gitti abi. Hamdi Bey'in teklifi 111.195. Gençler alalım kaçalım. Size yemin ediyorum alalım kaçalım. Ne dersiniz? Kabul edelim mi? Oğlum 111.000 lira paramız olacak lan. Garip bir şekilde oyunda zengin olacağız şu an yani. Enes al demiş. Al kurtar kendini. Demabin yok diyor. Rıfat al abi yeter 18 yaşında gence. Abi alıyor. Kutundan 250 bin TL çıktı. 111.195 TL kazandın. Allah bereket versin abi. Hiç üzülmedim biliyor musun? Hiç üzülmedim. Ayrıldım. 128k param var da 18 yaşındayım abi. Benim için bence mükemmel para. Valla mükemmel para. Ben şu an çok mutluyum valla. Harika. Ama bu oyunu beğendiyseniz eğer arkadaşlar. Youtube kanalında eğer bu yayını tekrarını izliyorsanız. Youtube kanalındaki video 500 like'a ulaştığında bu videonun devamı gelecek. Özellikle bakacağım arkadaşlar. Bunu YouTube'daki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız beğenecek mi beğenmeyecekler mi diye. Şimdilik sizlerden veda istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Kanala eğer abone olmadıysanız abone olmayı, videoları beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.